Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizin 11. sınıflarında okutulan hitabet ve mesleki uygulama dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzda başlayalım. İrşad, tebliğ ve davet kelimelerini açıklayınız. İrşad, insanlara doğru yolu göstermek, onları uyarmak ve faydalı işlere yönetmek demektir. Tebli ise ulaştırmak, iletmek, duyurmak, bildirmek anlamına geliyor sözlükte. Terim olaraksa Allah'tan gelen ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan insanlara bildirmektir ki peygamber Efendimiz tebliği bu şekilde yapmıştır. Gelen ayetleri olduğu gibi insanlara aktarmıştır. Peygamberin sıfatlarından birisi de tebliğdir. Davet ise çağırmak ve dua etmek demektir. Terim olarak İslam'a ve İslam esaslarının uygulanmasına çağır anlamına gelir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Müslümanlara davet faaliyeti konusunda öğütlerde bulunmuş ve onlara en iyi örnek olmuştur. O halde irşat genellikle Müslüman olmayanları İslam'a davet etmek hususunda yapılıyor. Davetse Müslümanları ibadetleri yapma hususunda diyelim hadi namaz kılalım, hadi oruç tutalım gibi çağırmaktır. Bu üç terimizin anlamını muhakkak öğreniyoruz. İkinci sorumuz, din hizmetlerinde görev alanlar ise din ile insan arasında köprü vazifesi alan, dini doğru bir şekilde insanlara ulaştırmakta görevli kimselerde olması gereken niteliklerini yazınız diyor. Bu nitelikler güvenirlilik, tevazu, temsil gücü, güzel ahlak, örnek bir hayat, alanında yetkinlik, iletişim becerisi ve sabırdır. Kitabımızda bunlar ayrıntılı anlatıyor. Güvenirlik muhammed Lemin gibi, peygamberimiz gibi her şeyimize, sözle, davranışlarımıza bize güvenecekler. Tevazu asla kibirli olmayacağız. Temsil gücü, imamsak, müftüysek, müezzinsek, Kur'an öğreticiysek onun hakkını vereceğiz. Güzel ahlakta insanlara örnek olacağız. Örnek bir hayatımız olacak. Bizi çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler örnek alıp onlar da dini o şekilde yaşayacaklar. Alanımızda yeterli olacağız sorulan sorulara cevaplar vereceğiz. İnsanlarla iletişimimiz çok iyi olacak. Kimseyi kırmadan, dökmeden, küstürmeden onlarla konuşabileceğiz. Tavırsa karşılaştığımız tüm olumsuzluklara karşı asla isyan etmeden sabredeceğiz. Üçüncü sorumuz. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan söylemiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar hiçbir zaman kurtuluş eremezler. Kur'an'dan bir mesaj. Nahl 116. Yukarıdaki ayetten hangi sonuçlar çıkarılabilir? Evet. Burada fetva verecek kimsenin işte müftüdür, vaizdir, imamdır, öğretmendir. Fetva verecek kimsenin Kur'an ve sünnetin genel ve özel hükümlerini ayrıca da şer'i delillerden hüküm elde etme yöntemi konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olması gerekir ki bir fetva verebilsin. Şayet bu özellikler yoksa var olan fetvaları insanlara aktarmamız gerekir. Yoksa dilimizin uydurduğu nefsimize hoş gelen konularda asla fetva veremeyiz. Birisi geldi size dedi ki kumar oynamak helal midir haram mıdır? Helaldir dediniz. Kendi nefsinize göre kendi dilinize göre verilen bir fetvadır ve asla doğru değildir. O yüzden yeni bir sorun çıktığında muhakkak Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmi hallerinden, kaynaklarından yararlanarak insanlara doğru fetvalar vermek gerekir. Dördüncü sorumuz, din görevlisinde bulunması gereken mesleki yeterlilikler hakkında bilgi veriniz. Dini konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Kur'an okumayı, Kur'an'ın anlamını, hadisleri, hadisleri okumayı bilmelidir, ilmihali bilmelidir. Genel kültür bakımından donanma sahip olmalıdır. Tarih bilgisi, coğrafya bilgisi, felsefi bilgiler, güncel bilgilere sahip olmalı. Kendisine yakışmayan ortamlardan, davranışlardan uzak durmalıdır. Diyelim bir yere imam oldunuz. Beş vakit namazı kılıp hemen kahvehaneye gidip oyun oynuyorsunuz, kağıt oynuyorsunuz. Olur mu böyle? Dürüst olmalı, kibir ve dedikodudan sakınmalı. Cemaat camine çıktı, gıybet yapıyorsa varıp siz de gıybete dalmayacaksınız. Onları uyaracaksınız cemaat oluşturan kitlenin farklarını gözeterek uygun bir iletişim yöntemi bulunmalıdır. Çünkü camilere özellikle cuma namazlarına valide gelebilir, cumhurbaşkanı da gelebilir, işçi de gelir, çiftçi de gelir, kadınlar da gelir, gençler de gelir. İşte iletişim konusunda onları gözetmelisiniz. Beşinci sorumuz, din hizmetlerinde hedef kitleyi tanımak önemli midir? Hem de çok önemli değil mi? En önemli husus belki de hedef kitleyi tanımalıdır hangi köye atandınız, hangi mahalleye atandınız, orada yaşayanların maddi durumları, manevi durumları, inanç durumları, e, efendim mezhep durumlarını çok iyi bilmek gerekir. Din hizmetlerine hedef kitle farklı kişi ve gruplardan oluşmaktadır. Din görevlisi de cemaatini tanımalı, onların ihtiyaç ve beklentilerine doğru karşılık vermeye çalışmalıdır. Muhatap kitlenin yaşı, akıl seviyesi, eğitim düzeyi, öğrenmesine, cinsiyeti kadın erkek mi, çocuk mu, değil mi yaşlı mı, düşünce ve beklentilerinin bilinmesi dil hizmetlerini sunmakı sunmayı kolaylaştırır. Diyelim hiç içki içilmeyen bir köyde sürekli içki içme ile ilgili, içkinin haramı ile ilgili konuşursanız insanlar sıkılırlar ve sizden farklı konuşmalar beklerler. O yüzden beklentiler farklı ki hedef kitledeki beklentiler nedir? Ona göre hizmet etmeliyiz. Altıncı sorumuz da bir meslek ve hizmet alanı olarak din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen bazı sorunlar vardır. Bunlardan din görevlisinin kendisinden kaynaklanan sorunlar nelerdir? En önemli iki sorun vardır din görevlimizde. İmam, müezzin, müftü, vaiz, murakip, Kur'an kutu öğretici, artık hangisi ise bilgi yetersizliği varsa büyük sorundur. O mesleği yapmayacaksınız. Yarım doktor candan, yarım hoca dinlen eder. Mesleğe gereken önemi vermemek. Şu anda binlerce kişi imam, müezzin, müftü, vaiz olmak için sırada bekliyor. Şayet diyelim bir yere vaiz oldunuz, müftü oldunuz, imam oldunuz, müezzin oldunuz. Sırf e, para kazanmak için yapıyorsanız o işi yapmamamız gerekiyor. Vebali çok büyük. Yapıyorsak da mesleğimizin gerektirdiği her türlü donanıma sahip olmalıyız. En güzel şekilde hizmet etmeliyiz. Yedinci sorumuz. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Peygamber Efendimizin güzel bir hadisi şerifi. Yukarıdaki hadisin günümüzde uygulanışına bir örnek veriniz. Evet. Ümmetin şu anda en hayırlıları Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak okumayı, ibadetler için gerektiği sure, ayet ve dualar öğretmek, hafızlık yaptırmak ve Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında bilgiler vermek amacıyla Kur'an kursları faaliyeti göstermektedir değil mi? Bu kurslarda eğitim ve öğretim faaliyeti için görevli olan kişiler Kur'an kursu öğretisi olarak isimlendirilir. Ayrıca hafızlık İmam Hatip ortaokullarımızda, hafızlık Kur'an kurslarında, İmam Hatip liselerimizin ders programlarında yine Kur'an-ı Kerimler var. Ayrıca ilahiyat fakültelerinde de bu eğitimler veriliyor. Sekizinci sorumuz. İletişimde mesajın alıcılar üzerinde istenen yönde tutum ve davranış değişikliği meydana getirilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Evet alıcıdan mesaj çıkar bir kanal yoluyla karşı tarafa iletilir. İşte mesajımız da mesajda diyelim bir WhatsApp mesajı yazacaksınız. Alıcının enerjisini harekete geçirecek duygular meydana getirmelidir. Sorumluluk bilinci oluşturmalıdır. Bütün bunları tutum ve davranışa dönüştürebilmelidir ve vaizler en çok bu hususta başarılı olmak zorunda. Ya da sosyal medyada bir mesaj paylaştığınız zaman insanlara bu duyguları harekete geçirecek özellikle ifadeler kullanmamız gerekiyor. Dokuzuncu sorumuzda dini iletişimde üslup nasıl olmalıdır bir örnek vererek açıklayınız. Dini iletişimde elbette üslup çok önemlidir. En etkili yol sözlü iletişim yani konuşma yoludur. Düzde anlatımda cümlelerin düzgün kurulması ve anlaşılması iletişimimizi kolaylaştırıyor. Din hizmeti sunan kimselerin konuşmaları dinleyenleri rahatsız olmayacağı bir üslupta olmalıdır. Sokak ağzıyla, mahalle ağzıyla, kahve ağzıyla asla konuşulmamalıdır. Yüce Allah örnek olarak Hz. Musa ve Hz. Harun'u Firavun'a gönderirken ne demişti onlara? Yumuşak bir üslup kullanın ayette aynen şöyle geçiyor. Ona yani Firavun'a yumuşak söz söyleyin. Belki o nasihat dinler veya Allah'tan korkar. Düşünün dünya tarihinin belki de en zalimiydi Firavun. Doğan erkek çocuklarını öldürüyordu değil mi? Ona bile Allah yumuşak söz söyleyin diyor. O halde din görevlileri eşine, çocuğuna, öğrencilerine, cemaatine daha yumuşak sözler söyleyerek kalpleri fethetmeli, gönüllere girmeli, davranışları değiştirebilmelidir. Onun sorumuz din hizmetlerinde iletişim sorunları olmaması için din görevlisi nelere dikkat etmelidir? Normal bir vatandaşın yaptığı sorunlar o kadar gündeme gelmez ancak bir din görevlisinin söylediği bir kelime çok gündem olur. Hem dine, hem din işlerine, hem Diyanete çok zarar verir. O yüzden iletişim tekniklerini iyi bilmeli ve becerilerini artırmalıdır. Cümleleri yerinde ve zamanında kullanmalıdır. Her söylediği söz doğru olmalı ancak her doğru her yere söylememelidir. Cemaatten gelecek sorulara karşı hazırlıklı ve anlayışlı olmalıdır. Çok aleyhde dahi soru gelse onları dinlemeli, sabırla onlara doğru cevapları verebilmelidir. Muhataplarına karşı yerinde ve güzel hitapta bulunmalıdır. Bağırmak, çağırmak, küsmek, darılmak, kötü söz söylemek, küfretmek asla olmamalıdır. Hele hele kavga, darp asla Kendisiyle cemaat arasında sevgi, saygı ve hoşgörü dayalı bir iklim olmalıdır. 12. sorumuzda da Hz. Muhammed İslam dinini anlatırken insanlar etkileyip ikna etmek için hitabet sanatını en etkili şekilde nasıl kullanmıştır ki peygamberimiz 40 yaşından 63 yaşına kadar 23 yıl tebliğ yapmıştır. Hem de öyle bir zamanda tebliğ yapmıştır ki en imkansızlıklar içerisinde cahiliye toplamını 23 yılda Asr-ı Saadet'teki sahabe toplumuna dönüştürmüştür. Şu anda bizim çok imkanımız var ancak e, insanları etkileme gücümüz maalesef çok az. Peygamberimiz insanlara hitap ederken hitap ettiği kişilerin özelliklerine göre konuşmuş, sözünün az ve öz şekilde olmasına özen göstermiş, yerine ve zamana uygun bir şekilde konuşmuş, güzel ve düzgün konuşmuş, ashabına da bunu öğütlemiştir. O halde konuşma konusunda Peygamberimizin sünneti budur. Hadi bakalım bu sünnete uyalım. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Birinci ve ikinci ünitemizden sorular hazırladık. Şayet sizler farklı konulardan, farklı senaryolardan da sorumluysanız kanalımızda 11. sınıf hitabet oynatma sitesinden o konularımızı izleyebilir, değerlendirme sorularımızı çözebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.